İyi bir aksiyon istiyorsanız gangster, mafya filmleri tam sizin aradığınız şey. İşte size en iyi mafya filmlerinden oluşan bir liste. Hadi Kike, Carlito'yu tanıyorsun. İstersen üstümü arayabilirsin. Hapisten daha yeni çıktı. Carlito'nun yolu. Uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra dışarı çıkan Carlito, sevgilisiyle kendine yeni bir yol çizmek istemektedir. Ama ne geçmişinin ne de eski dostlarının onun peşini bırakmak gibi bir niyeti yok. Tüm bunlar onu yine belanın içine çeker. Araplarla aran nasıl ha? Daha iyi mi? Onlarla görüş. İlgilen. Yeraltı Peygamberi. 6 yıllık cezasını çekmek üzere Fransa'da bir hapishaneye giren Malik, hayata karşı geç kalmış bir adamdır. Ne okuyabiliyordur ne de yazabiliyordur. Henüz 19 yaşının sonuna doğru gelmektedir. Ve diğer mahkumlara göre oldukça zayıf görülmektedir. Genelde azınlıklardan olan, suçluların bulunduğu bir hapishanede bir yeni gelen olan Malik'in çeşitli yükümlülükleri olacaktır. Günden güne görevleri yerine getirdikçe hapishanelerin nüfuz sahibi olmaya başlayan Malik, bulunduğu ortamda yavaş yavaş yükselip yeraltı dünyasının lideri olacaktır. Bir fotoğraf hayatımı değiştirebilirdi. Ama Tanrı Kent'te eğer koşarsanız sizi haklar. Onlar bizim için gelir. Ve hepsi eğer avuçlarını kalırsanız yalayacak. Yine Sıkı haklar. durun. Bu hep böyle oldu. Çocukluğumdan beri. Tanrı Kent. Tanrı Kent, şiddet dolu, arka sokaklarda yaşayan iki arkadaşın hikayesini anlatan bir filmdir. Kendilerine, farklı yollar seçen çocukların gözünden Tanrı Kent'in yok edici gelişimine tanıklık ederiz. Rio de Janeiro'nun suçlulu gecekondu mahallelerinde geçen olay izleyiciyi alt üst ediyor. Bak şimdi, şu bagajdaki aleti görüyorsun değil mi? Bunu alacaksın ve bu yavruyla beraber yatacaksın ve beni koruyacaksın dostum. Yani korumalık yapacaksın. Karşılığını ödemiş olacaksın, tamam mı? Jackie Brown, küçük ve sıradan bir Meksikalı hava yolu firmasında çalışan, kısa zaman içerisinde emekli olacak bir hostestir. Nakite ihtiyacı olduğu için aynı zamanda Amerikalı bir silah kaçakçısı olan, Ordal içinde çalışan hostes, patronu için Meksika'dan Amerika'ya para kaçakçılığı yapmaktadır. Bu tehlikeli olay esnasında polis tarafından deşifre edilen kadın, zamanla Ordal'ın hedef tahtası olacak, iki taraf arasında kaybolan yarım milyon dolarlık parayı elde edebilmek için bir mücadele başlayacaktır. Get to the point, huh? Okay. The point is, I'm a good guy. I've had up a lot of people today. Myler Crossing de rakip çeteler, katil galerileri ve tetikçiler yer alıyor. Leo, İrlandalı bir gangster ve politik bir patrondur. Güvendiği teğmeni ve danışmanı Tom'un yardımıyla bir doğu şehrini yönetmektedir. Ama şehir üzerindeki kontrolleri John Casper adında bir İtalyan patron ve acımasız yardımcısı Eddie tarafından zayıflatılmaktadır.